Maçın ardından tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 78 dakika 12 oynadığı maçta Konyaspor'u 2-0 mağlup oldu. Hemen Burak'la başlayalım. Burak, aslında beklenmedik bir durumdu. Hemen maçın başında Murat Uçar'ın yaptığı hareket hem 10 kişi kaldı hem de golü yediğimiz bir dakikaydı. Ondan sonra zaten iyi de bir futbol olmadı. İyi de bir futbol ortaya koyamadı takım. Ve 2-0'lık bir mağlubiyet. Kazanamamazlık serisi de 7 haftaya çıktı. 7 haftadır kazanamayan bir Erzurumspor var. Neler söyleyeceksin? Şimdi şöyle, ilk önce saha içerisinden başlayalım. 10 kişi kalmak skora bahane olabilir ama futbola bahane olamaz. Yani 10 kişi kalarak belki istediğiniz skoru yakalayamayabilirsiniz. Ama mücadele etmezseniz bunun 10 kişi oynadık bahanesi olmaz. Erzurumspor bugün mücadele etmedi. Hiç etmedi hem de. Sahadaki futbolcuların hepsi mücadeleden yoksundu. Kalite deseniz zaten çok eksik. Hüseyin Hoca'nın getirmiş olduğu kadroda, Konya'ya getirmiş olduğu kadroda eksikler var. Program başında konuştuk. Sadık Ubenci olmalıydı. Bu kadro içerisinde işte Hamrun nasıl bir sorun var? Neden oynamıyor? Neden oynatılmıyor? Yani en azından Erzurumspor hiç mi izlemediniz? Yani Hamrun'u neden kadroya almasınız? Açıkçası hakikaten merak ediyorum bu Hamrun konusunu. Bu takımda Hamrun oynar. Oynamazsanız, takım içerisindeki güveni oynatmazsanız güvenilirliğini kaybedersiniz. Adaletten kimse bahsedemez ondan sonra. Bu işin saha boyutu. Tabii de saha boyutuna kadar şu da var. Sezon başında ben takımın eksiklerini saydığım zaman, söylediğimiz zaman, sosyal medyada yazdığımız zaman bana Ali Demirhan'ın adamı o yüzden eleştiriyor diyenler şimdi çıksınlar, savunsunlar. Çıkıp konuşsunlar. Bu takımın eksikleri sezon başında bariz belliydi. Kalite eksiği vardı. Özellikle savunmada. Bak, hücum anlamında çok iyi transferler yapıldı. Evet. Ricardo Gomez. Şu an etkisiz olabilir. Ama kötü bir oyuncu değil. Koy Gomez'i başka takıma. Doğu Kovas. Ben soru işaretleri vardı. Tanımıyordum. İyi bir futbolcu çıktı. Şu anda o da takıma ayak uydurdu. Ayrı bir şey. Ama şu bugün çıkan, hiç kimse kusura bakmasın, o çıkan dörtlü var ya. Dörtlü. Kaleci de dahil. Beşli. Beşli. Alt ligde orta sıralar oynayan bir takımın beşlisi. Bak, alt ligde orta sıralar oynayan takımın beşlisi oldular ancak. Öyle bir yerdeyiz ki eleştiremiyorsun ki. Eleştirdiğin zaman kulp takıyorlar. Ya onun adamı oluyorsun, ya bunun adamı oluyorsun. Yani Sayın Başkan bu hatayı sezon çıktığımız sene de yaptı. İlk çıktığımız sene. Gelinen nokta ortada. İdare eder değil mi? İdare eder. Etmiyor işte. 3'ün 5'in hesabını yapmayacaksınız. Bu takımın en büyük problemi kalite. Şu an ligde en kalitesiz takımlardan bir tanesiyiz. Daha doğrusu takım ikiye bölünmüş. Yani orta sahadan ötesi, ilerisi A sınıfı iyi oyuncular. Yani bu lig için Süper Lig'i taşıyabilecek oyuncular. Gerisi PTT Lig'i taşıyamayacak oyuncular. Tabii. Maalesef. Yani biri ikisi değil, hepsi yani. Gerinin tamamı öyle yani. Biz sezon başı herkes söyledi. Ya bütün, ya bak, hakikaten bütün kamuoyu, Erzurum taraftar, herkes söyledi. Eleştiren taraf ya hain oldu ya başka birilerin adamı oldu, ayrı da. Şu var. Bu takıma riske girmeyeceğin futbolcular aldı başkanı. Herkes söyledi. Bak Sayın Başkan dedik, riske girme. Yani bak, Petrus çok iyi bir oyuncu çıkabilir. Bak sezon başında iki maç izledik. Biz de dedik ki çok iyi oyuncu, belli. Çok iyi adam. Burada söyledik. Ama kötü futbolcu. İşte sen bildiğin bir adam alsaydın oraya, en azından bir çizgisi var. Onun altına düşmez derdin. Ona göre plan yapardın. Ona göre program yapardın. Günlerce konuştular. Şili milli takımının ön liberosu. Ön liberosu. Ne oldu? 3 liranın 5 liranın hesabı yapıldı. Petrus'u aldın. Allah'tan Petrus. Bu takım. Ya diğer oyuncu Omoro vardı. O felaketti yani. Yani kaleci. Bak, Farnol konusunda biz burada dedik ki Farnol çöp falan değil. Çünkü başka bir kaleci alınacaktı. En iyi Orkun abi biliyor. Kampana alınacaktı. Kampana alınacaktı. Kampana geldiği zaman Farnol idare ederdi. Kenarda dururdu ama. Kampanadan önce biliyorsun Makarisi'yle günler vardı. Oyalandı, geçildi falan. Ama ne dediler? Biz bu kaleciliği idare ederiz. Alın size kaleci. Bugün maçı verdi işte Kayacan. Yani, sen çok iyi biliyorsun. Yani ikili görüşmelerimizde sağ bek sol bek için yalvarmadık mı?
Ya burada da yalvardık. Yani burada ayrı yalvardık. Bir de ikili görüşmelerimizde ayrı yalvardık. Vallahi de billahi de ben Emre Baltay'a da başkana da yalvardım, yapmayın etmeyin eylemeyin diye yani. Yalvardım ya yani, gönderin de dedik, şu Mücahit'i gönderin, Kaan'ı gönderin, Cenk Ahmet'i gönderin, Murat Uçar dursun alternatif. Ama alın bir A kalite tabii oyuncular alın dedik. Yok idare eder, idare eder, idare eder dediler. İdare etmedi. Etmiyor, etmez, bu ligde etmez yani. Ya mesela... Ya bak şimdi maç içerisinde konuştuk. Üçlü defanstan oynuyor, üç tane stoperinin. İkisi ikincilik oyuncusu işte Adil'le Abdülkerim. Ötekisi Uğur. Ya dördüncü stoperi oyuna alıyor. Kim? Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Ahmet Çalık. Sen ne yapıyorsun? PTT ligde bile sakatlığı yüzünden bir yıl oynamamış oyuncuyla Süper Lig'de oynuyorsun Gökhan kardeşle. Asla ve kata birinci Süper Lig'de oynayamayacak Hasan Atipoğlu ile oynuyorsun. Yani, ya mesela bir şey sorabilir miyim? Şu yediğimiz ikinci gol. Dillere destan. Oradaki o dört futbolcu var ya, o dördün de lisansını yırtacaksın. Boş dursun orası. Aynen. Aynen, boş aynen dursun, orada boş dursun, adam zaten o şekilde giderdi. O kadar giderdi. O futbolcu giderdi. Oraya açsın, zaten o kadar giderdi yani. Kalenin içine kadar yırtacaksın. Dördü açtı. Dördü açtı. Kaan'a ne demeli? Ayağını uzatmıyorsun. Ayağını uzatmıyor ya. Ayağını uzatsa topu alacak. Yatarak müdahale etse şut atmasına müsaade etmeyecek. İşte elinde alternatif olarak Erzurum'a getirmeyeceksin. O dörtlüğü Erzurum'a getirmeyeceksin. Ya bak, orada bırakacaksın. 10 kişi olursun. Bak yenilirsin. Tamam mı? Bak yenilebilirsin 10 kişiyle. Bu skor normal. Daha farklı da olabilir. 5-0 da yenilebilirsin. Ama mücadele et. Yani mücadele etmiyorsun. 2 metreye pas atamıyoruz ya. 2 metreye pas atamayan futbolcular getirirsin. Muhtemelen ben şöyle değerlendiriyorum. İşlerine geldi. Dedi ki zaten 10. dakikada 10 kişi kaldık. Kimse bize bir şey de demez. En büyük sıkıntı Erzurum'un futbolcuların yenilgi umurunda değil. Bak yenilgi var ya. Hiçbir şey umurunda değil. Umurunda değil. Ya hiçbir şey. İlk yarıda penaltı pozisyonu var. Bak bizim bilmiyorum, tekrarını göstermediği için net konuşamıyorum. Olabilir de olmayabilirdi ama. Ya bir Allah'ın kulu itiraz etmiyor. Hakem var incelemesi yapıyor. Bizim oyuncular ya hadi başlasana şeyindeler ya. Anlamadılar bile. Anlamadılar. Anlamadılar bile yani. Yani senin lehine var incelemesi yapılıyor. Diyor ki hakem orada diyor ki niye hocam başlatmıyorsun? Yani korneri bekliyor ya, Novi Kovas korneri atacak. Gitmiş diyor ki defans topçularından biri. Hocam diyor niye başlatmıyorsun? Yani orada bir enteresan bir durum ya. Oynamıyorlar. Top bu, oynamıyorlar. Bugün bu normal bir şey. Erzurumspor adına sahanın tek savaşanı Raşat Mehmet'i. Ya bir takımın yani bak yapan... bir takımın. Bak Raşat'ı ben kesinlikle çok seviyorum. Oyun stilini falan ayrı bir şey. Tek mücadele edeni Raşat'sa o takımın oturup düşünmesi lazım. Bir takımda hamurun niye oynatılmıyor diyorsak o takımın kalitesinin sorgulanması lazım. Hamurun diğer takımlara koy, Süper Lig'de aranmaz. Ya, ama sen o kadar kaliten düşük ki hamurun niye oynatılmıyor diye haftalardır tartışıyoruz. Bak kırmızı kartı gördük. Orada hocanın yapacağı tek bir hamle vardı. Yanlış hamleyi yaptı, onu da söyleyeyim. Raşat'ı forvet hattına atacaktı. Gomez'i oyundan alacaktı. Orada önde baskı yapan çabuk adam. Ama hoca ne yaptı? Bekletti. Sokko'yu oyundan aldı. Orta saha oyuncusunu oyundan aldı. Yerine Osman'ı koydu. O da bir garabet. Sağ bek orijinli oyuncun var. Orta saha oyuncusunu sağ beke alıyorsun. O da bir enteresan. Cenk Ahmet'i niye götürdün o zaman yani? Tatil yeri mi orası yani? Tatile mi götürüyorsun? Sonrasında ikinci yarıda ne yaptı hoca? Emrah'ı aldı. Gomez'i çıkardı. Ya Emrah... Yani slalom yapıp ceza sahasına giren, ceza sahasında oynayan bir oyuncu mu? Yok. Tek bir özelliği var Emre'nin, orta yapması. Ortayı kim atacak? Raşat Muhammed'e mi? Ricardo'yu çıkarıyorsun. Ricardo'yu çıkartıyorsun ya. İnanılır gibi değil ya. Yani bunun takımı tanımamayla alakası yok ya. Yani görüyorsun da yani. Abi bak. Yani 3 günlük hoca olman bunu görmene engel değil. Bu yani sen Ricardo'yu o dakikada nasıl çıkartırsın ya? Ondan sonra Emrah'ın bütün ortaları şey, karavana. Kaleci. Kaleci yani. Alıştırdı. Ha bak ben diyorum, ne olursa olsun şu takımın futbolunu eleştirebiliriz. Evet. Hocaya yazabiliriz. Bu takımın kalite sorunu tamamen yönetime yazar. Evet. Sayın Hüseyin Üneş, bu işte bak açık ve net diyorum. Valla hiç kimse kusura bakmasanız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen haklı çıkmıştır. Evet. Dedi ki basacaksın parayı, kaliteli futbolcu alacaksın dedi.
Valla şimdi o paralelde ben de söylüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani Hüseyin Başkan'ı ben severim. İyi niyetlidir. Erzurumspor'un kör kuruşunu koruyan, kollayan bir isimdir. Ama kusura bakmasın başkan. Yani bugün bence otursun, kafasını iki elinin arasına alsın, bir düşünsün ve yarın kararını versin. Şuna kararını versin. Eğer devre arasında yine 3'ün 5'in hesabını yapacaksan, aynen 3 lira 5 lira tasarruf edeyim deyip yine kalitesiz oyunculara, izlemediğin, bilmediğin oyunculara yöneleceksen yarın bırak başkanım. Yani vallahi yani ne sen yüzü ne bir şeyin yüzü. Ama gidip marka oyuncular, bilinen oyuncular, Remy gibi, Boldrin gibi oyuncular alacaksan, kaliteli oyuncular alacaksan devam et. Ben ona itiraz etmem. Ama gidip hiç izlemediğin oyuncular, Norveç'ten Kanstrup, Opset. İşte, yok sizi mahcup edecek. Yok sizi mahcup edecek. Yok işte Yunan futbolcusu falan seçilmiş. Yok şu özelliği var. Ya burası deneme tahtası mı? Ya bilindik futbolcular almak bu kadar zor mu? Fenerbahçe gibi takım çok abicim, yani affedersiniz çok özür dilerim. Yani Emre Belezoğlu nokta mıydı da gitti? 11 tane futbolcu. Sosa'yı, Gökhan Gönül'ü bak hepsi dikkatine bilindik bak. Başarı isteyen takım bildiğin futbolcuları alacaksın. Ha ondan sonra dediğim gibi sistemini kurarsın. Sen o ligde ağa olursun. Alanya Spor gibi getirirsin. Davidson'u gider bulursun. Ya sana başkana kim futbol aklını veriyorsa futbolcu önerisini selam bile vermesin buna. Bak selam bile vermesin. Novi Kovası getirdim. Bak diyorum sonra yani işaret ediyorum. Sen Cilerme'yi almıyorsun. Cilerme'yi. Ve senin onursal başkanı sana yalvarıyor. Diyor ki ya parasını ben vereceğim kardeşim sana ne? 1 milyon euro, 1,5 milyon euro sana ne? Parasını ben vereceğim diyor. Sen Cilerme gibi bir adam almıyorsun, gidiyorsun. Hiç izlemediğin sana birilerinin önerdiği Petrus'u alıyorsun. Ya kim önerdi? Yani kim önerdi? Kim önerdi? Bak nerede seyrettin? Nerede seyrettin ya? Abi takım tepe taklak gidiyor. Bu işte bak şu zihniyet. Ankara gücüyle bak yazmış ki Orkun Çizgi'yi çok biliyorsan sen başkan ol. Bak tamam mı? İşte bu zihniyet Erzurumspor'u buraya getirdi. Eleştirmeyeceksin. Eleştirirsen bak sayın başkanım var ya Orkun abi de ben de inanılmaz sev sayarız. Bak inanılmaz. Bak çok severiz. Yeah. Tamam mı? Yarın başkanına bıraksa yine görüşürüz. Ayrı bir şey. Yeah. Ama eleştireceğiz. Ya kötü. Görüyoruz. Uçurma gidiyoruz. Ya eleştirince ya birilerinin adam oluyorsun ya hain oluyorsun. Böyle bir şey yok. Biz işimizi yapalım. Vallahi eleştirmedi. Yani abi, eleştirilecek yerde eleştiririz. Yani övülecek kimin yerde ne övülürüz. Dediği benim hiç umurumda değil. Benim umurumda olan tek bir şey var. Bu şehrin morali, bu şehrin takımı. Bak yani açık ve net. Eğer Erzurumspor bu sene küme düşerse Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tarih olur. Öyle önümüzdeki sene takviye yaparım, bilmem ne yaparım, yeniden lige çıkarım. Yok öyle bir şey. Yok. Çıkamazsın. Yani Eskişehir Spor oluruz. Ankara Spor oluruz. Gideriz yani. Manisa Spor oluruz. Oluruz yani. Oluruz. Ya adam gibi kaliteli oyuncular alacaksınız. Ya da eğer başkan kendine güvenin yoksa bugünden tezi yok. Bırak. Bırak bugün. Sen sağ, biz selam et. Gelecek adamın önü açılır. Yani gelecek adamın önü açılır. Vallahi gibi bugün ayın 5'i yarın bırakırsan 6'sı transfere kadar tam 30 gün süre var. Ha, kongre yapılamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı bu kulübün onursal başkanıdır. O A kişiye, B kişiye yetkiyi verir. Kongre yapılana kadar kulübün gayri resmi başkanı olarak yürür. Yürür yani burası neticede belediyenin kulübüdür. Yürür. Başkan kararını verecek. Ya çok özür diliyorum. Ya adam gibi transfer yapacak. Yani 3 liraya 5 liraya bakmayacak. A kalite oyuncular alacak. İdare eder mi idare eder demeyecek. Gidecek sağ bek adam gibi sağ bek alacak. Kaleciyi adam gibi kaleci alacak. Ya bu şartlarda nasıl da alacak onu da bilmiyorum ya. Şimdi pandemiden ötürü bütün takımlar oyuncu havuzlarını yüksek tutacak. Alacak abi. Vizyon bak, olan adam gibi. Bak ben bir şey söyleyeyim. Vizyon. Bak ben sezon başından beri söylüyoruz. Transfer. Yazayım. Çizeyim. Yazı yazdım gitti. O geldi. Bu geldi. Şu gittiyle olmuyor. Kimse kusura bakmasın. Binecek uçağa. Futbolcu alıp gelecek. Bitti. Bak. Şimdi Ankara Gücü 300 trilyon borcu var.
özür diliyorum, Kayseri Spor. 300 trilyon borcu var, transfer yapıyor. Zendenit transfer yapıyor. Malatya Spor bilmem 150-200 trilyon borcu var. Senden iyi transfer yapıyor, senden çok riske giriyor. Kaliteli oyunculara yöneliyor değil mi yani? Ya senin Happy Top'u 20 trilyon borcun var. Neyin hesabını yapıyorsun ya? Ya arkanda biri yani. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki sen al ya. Ben mi vereceğim yani, parasını ya? Ben vereceğim diyor ya. Zaten kulübün parasını o veriyor. Yani kimse cebinden bir şey kattı yok ki. Ha bu sene kızdı vermiyor ayrı bir şey de. Yani kızdıran da sizsiniz yani. Adam bak, başkan bizzat kendisi bana da söyledi, programda da söyledi. Ya ben vereceğim ya Cilermen'in parasını. Yani bunun da ötesi var mı? 1,5 milyon euroymuş. Sana ne? Kulübe yük etmeyeceğim. Ya Essen bile sorumlusu Mehmet Sekmen kendisi yani. Abi, 2024'e kadar bu şehrin büyükşehir belediye başkanı. Erzurumspor'un borcundan da belediyenin borcundan da Sekmen sorumlu. Sekmen sorumlu yani. Tabii. 2 lira, 5 lira. Yani yaptın 2 lira, 5 lira. Ne oldu? Bak her maç 3 trilyon kaybediyorsun. Ya abi biz... Bak 7 haftada 21 trilyon para kaybettim. 7 haftada. Yazık günah değil yazık ya. Yazık günah tabii ya. Yazık yani. Yani şu takıma dedik ya, şu taraftara bir tane sezon başından beri yalvardık. Ya bir tane yıldız alın, şu taraftar yıldız izlesin bak. Şu taraftar hak ediyor. Bak sen takımlar evinde seyirci bulamazken senin taraftarın kilometrelerce yol gelip deplasmanda senin... Ya Erzurum şehrinin şeyi bozuluyor ya. Şu Erzurumspor kaybettiği zaman. Bir tane futbolcu al dedik ya. Bir tane yıldız futbolcu al, şu taraftar hak ediyor izlesin dedik ya. Ya bu takım taraftar 2. ligde Nobre'yi gördü. Sen bunlara Petrus'u yutturamazsın. Sen Opset yutturamazsın. Sen bize yutturamazsın ya. Bizi yani ya Hasan Atipoğlu'yu mu yutturacaksın? Yutturamazsın bize sen. Yani Kaan'ı mı yutturacaksın? Bir Trabzon maç oynadı, başka bir şey yok Kaan'ı. Ya bir senede yani, anlarım da 2 senedir aynı hata yapılır mı ya? 2 yıldır aynı hatayı yapıyoruz ya. 2 yıldır. Abi sezon başından söyledik, Süper Lig affetmez diye. Bak o geri dörtlüye bak, Hasan, Murat, Mina'yı ben yine bir... Gökhan, ya, bugünkü dörtlü. Kaan, evet. Kayacan. Yemin ediyorum 2. Evet. 1. lig takımlarının, TFF 1. ligdeki takımın orta sıra takımın savunması. Valla buradan ben Mehmet Sekmen Başkan'a da sesleniyorum. Yani Hüseyin Üneş eğer yine ben kendi bildiğimi yapacağım diyorsa yarın siz el koyun başkanım yani. El koyun. Yani yönetime el koyun yani. Ya kusura bakmasın yani ben hakikaten insan olarak Hüseyin Başkan'ı inanılmaz çok seviyorum. Çok seviyorum, ben de çok seviyorum. Ayrı bir şey ama Sekmen kesinlikle müdahale eder. Yani bak şimdi 3'ün 5'in hesabını yaptı, ucuz oyuncular aldım dedi. Bak 21 trilyon 7 maçta para kaybetti. Abi bir de... Yani Karagümrük maçını çık, takım genel olarak kötü oynadı. Ya şu geriye kalan 6 maçı kalitesizlikten kaybediyorsun ya. Kalitesizlikten, başka bir şey değil. Yani şu savunmada yapılan saçma sapan hatalardan ya. Yani rakip geliyor, bizim ceza sahasının içerisinde 7-8 pas yapıyor. Orta sahadan Belhanda geliyor. Bir Allah'ın kulu demiyor ki sen nereye geliyorsun? Bugün işte o golü atan oyuncu Taj'dan ya. Taj'dan alıyor. Tabii orta ya 4 yani, kişinin ortasından geliyor. Çıldırmamak elde değil. Mahalle başında koysan 4 tane adam orada onu yakalar indirir ya. Ki ikisi ayak da bizim defans topçularından müdahale etmiyor. Adam düşerken topa vuruyor. 4 kişinin ortasından süzülerek yani, geliyor adam ya. İzliyorlar. Kaan, Orkun abin dediği gibi son ayağını baksana be adam ya. Ve bak maç 1-0'da devam etse, o golü yemesen 1-0'da devam etse maça Erzurumspor'un ortak olma ihtimali her geçen dakika artacak. Çünkü o 1-0 Konya üzerinde baskı oluşturacak. Ve inanılmaz kötü bir Konya Spor'la oynadık biz ya. Yani çok kötü. Çok kötü. Rezil yani. Çok kötü. Şimdi bazı yorumcu katılımcıları okuyorum. Şeye söylüyorlar. Gomez, Novikov, Vasonlar da kötü. Evet kötü ama evet, niye kötü? Senin geri yani hücumu nereden başlatacaksın yani, sen? Futbolculuk olarak iyi. Bak Süper Lig'de oynayabilir futbolcu tamam, ama diyoruz. Bak tamam da yani başlı başına Ricardo ile Novikov maç kazandırma şansları yok. Oyun bütün olarak oynanıyor. Hücuma defanstan çıkarsın. Doğru söylüyor. Yani Orkun abi nasıl çıkacaksın yani? Yani onlar Süper Lig'de oynarlar. Süper Lig kalibresinde koy bir takım, iki takım oynarlar ama iki futbolcuyla sen bu işi kaldıramazsın. Bak
biz risk alma Sayın Başkan, herkes söyledi. Başkan risk alma, niye kendini üzüyorsun ya? Gözün önünde bir sürü futbolcu var. Git kendin görüş, kendin seç, kendini al ama Süper Lig'de göz önünde bulunanları al. Etme eyleme yani. Hiç kimseyi dinlemiyorsun. Yani İstanbul'da yani kimle oturuyorsun, futbol aklı kimin, kim buluyor, kim buluşturuyor bilmiyorum. Yani hadi ilk sene acemilikti, son dönemdi değil mi? Yani işte transferin ortasında kongrede geldim bilmem ne, offset'i anladım yani. Ya ikinci yıl yani ilk programda söyledik maç önünde. Ya o takımı Muzaffer Bilazer kurdu ha. Başkan demesin ben kurdum. Sizin kurduğunuz takımlar işte ortada yani. Yani Muzaffer Bilazer'in kurduğu takımla sen şampiyon Süper oldun. Süper Lig'e çıktın. Yani artı bir şey katmadınız yani. Ve halen de aynı takımlar oynuyorsun Süper Lig'de. Aynı ya bugün, takım, aynı yönetim. Ya bugün evet. 8 tane oyuncu oynadı PTT 1. Lig'in kadrosundan ya. 8 tane. 8 tane. Ne 8 tane ya yani. Neye çıktık biz o zaman? He orada. Valla biz yani. Neye çıktık o zaman? Kalite göre yenilmek için mi çıktık? Rakipler bizi yensin diye mi? Millete şey olalım diye mi çıktık? Can simidi olalım diye mi çıktık? Niye çıktık biz? Futbolcuları izleyeceksek? 10 tane transfer yaptın. 8 tane PTT oyuncusuyla oynuyorsun ya. Valla başkan dost acı söyler. Kusura bakma. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Bugün düşün, yarın kararını ver. Yarından sonra eğer ben devam edeceğim deyip yine 3'ün 5'in hesabını yapıp yine o çapsız oyuncuları buraya getireceksen Erzurum'a en büyük ihaneti sen yaparsın. Bak açık ve net söyleyeyim. Ama kalibreli oyuncuları getireceksen, Remy gibi oyuncuları getireceksen, anlatabiliyor muyum? Yani böyle işte Wellington'ları getirebileceksen, işte Tosic'i getirebileceksen, değil mi yani? Tosic gitti. Yani neyse işte aklıma... Hayır, örnek vermek için. Bak Tosic Karagümrük'le anlaştı şimdi. Bitti o iş. Ben kalite anlamında söylüyorum. Transfer öyle yapılır. Karagümrük'ün ne acelesi var transfer yapmaya? Ama yapıyor. Yapıyor. Transfer öyle yapılır. 20 gündür ya. Yalvarıyoruz ki alın gelin. Yok. Seyrediyorsun. Sadece seyrediyorsunuz. Ben onu kestim. Ondan sonra yani. Bak ben diyorum 5 Aralık özür diliyorum. Ocak. 5 Ocak günü transfer açılıyor. 6'sında 7'sinde transferin %80'ini bitirmezseniz Erzurumspor'a ihanet etmiş olursunuz. Bak zaman var. Zaman yok değil. Zaman fazlasıyla var. Bir sürü alınabilecek oyuncu var. Bak diyoruz ki ya yani örnek Beşiktaş'tan Mirini git al gel kardeşim. Al gel. Gözünü iyi mi? Şimdiden takımlı idmanlara çıksın. Alışsın. Oyunculara alışsın. Ortama alışsın. Ama yok bekliyorsun. Neyi bekliyorsun? 3 lira daha ucuz olsun. 3 lira daha ucuz olursan Erzurumspor küme düşürürsün. Yani ya başkan bugün düşünsün sağlam kafayla, yarın düşünsün ama pazartesi günü kararını versin ve bunu da kamuoyuna açıklasın. Evet ben transferde de genel anlamda da tavrımı değiştiriyorum. A kaliteli oyunculara yöneleceğim. Herkesin bildiği, tanıdığı oyunculara yöneleceğim. Şapkadan tavşan çıkarma huyumdan artık vazgeçiyorum diyecek. Tamam. Demiyorsa da diyecek ki o zaman benim huyum bu. Ben farklı bir şey yapamam. Ben pazarlık yaparım o zaman da Burak Başkan. Kusura bakma. Ya abi futbol şov işi. Futbol şirket değil. Evet, işin maddi boyutu var ama bu işin maddi boyutu başarıyla geliyor. Başarı olmazsa maddiyat falan geç. Geçen sezondan gördük düştüğümüzü. Düştük, bir sene kaybımız oldu gelir olmayan birlikte. Futbol, getireceksin abi. Bak iyi futbolcuyu, bak iyi futbolcuyla oynanır diye bir kural var. Orkun abinin dediği gibi şapkadan tavşan çıkarmaya ya, gerek yok. Bekliyoruz. Geldik, bu mal geldi ya tutarsa. Bak şimdi... Fehmi Sert Volkan yazmış. Herhalde anlamada problem var Fehmi Bey. İki tane santifor. Onlara kalitesiz demiyoruz ki. Sadiku da birinci sınıf santifor. Gomez de. Onlara pası sen mi atacaksın ben mi atacağım? Yani adam yani kaleciden topu alıp karşılıklı birbirleriyle paslaşarak gidip gol mü atacaklar? Yani böyle bir futbol mu bekliyorsun? Kim yapabilmiş yani? Noy Kovas da diyoruz birincisi. İyi bir futbolcu.
Süper Lig kalibresinde bir oyuncu. Gomez de, Sadiku da, tamam mı? Bunu söylüyoruz. Ön taraf zaten sıkıntısız diyoruz yani. Ya problem arka tarafta. İki futbolcu. Topu öne götüremiyoruz biz yani ya. Öne götüremiyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Yoksa Gomez, evet Gomez aldı, alkışladık. Sadiku'yu aldı, alkışladık. Novi Kovac'da biz burada soru işareti dedik. Pro şeyden sonra. Ama gördük sahada performansını, alkışladık. Ama işte eğer bugün ligin 11. haftasında sen 8 PTT'deki oyuncusuyla oynuyorsan kusura bakma, transferde yanlış yapmışsın. Yanlış yapmışsındır. Hem yani, öyle yani. Hem de bağlayayım, dediğim gibi az önce. Sen bu takımın en çok mücadele eden Raşat diyorsan ve neden Hamur'un oynamadı diyor her hafta eleştiriyorsan bu takımın kalitesini ortaya çıkarıyorsun. Evet. Yani. İşte kara gümrük. Bizle birlikte çıktı bu. Ben açık ve net bir şey söyleyeyim. Ben umudumu kestim transferden. Böyle gelmiş, böyle gider. Hala biz söylüyoruz ki efendim işte şunu alın. Ya biz niye söyleyelim ki? Siz göreceksiniz yani. Bu bizim işimiz değil ki. Futbolcu şey yapmak, transfer etmek, futbolcuyu burada deklar etmek, söylemek. Biz burada söylerken çekinerek söylüyoruz. Ama mecbur bırakıyorsunuz. Dedik ki ya şu midin, şu TKO'dan falan kat kat iyi futbolcu değil miydi? Yani bu Mirin'i hala ne iş yaptığını inanın. Bak gidin sorun, bilmiyorlar Mirin'i ya. Mirin dedik, Douglas dedik, Lines Şener dedik. Şener dedik, Lines Mehmet dedik. Mehmet Ekici dedik. Giremiyordu Galatasaray'da kadroya. Abi Alper Potuk Ankara Gücü'ne niye gitti? Şehir efendim işte bizim şehir de orada. Niye Nobre ikincilikte gelirken Erzurum Havai Adaları'nın ortasında mıydı o zaman? Engin Baytar geldi. Engin Baytar gelirken biz İstanbul göbeğinde miydik yani şehir olarak? Revi Rize'ye giderken Rize şu an bir Fransa'nın bir şehri, çok muhteşem bir şehir. Alt ligde, alt ligin en iyi oyuncuları sana geliyordu. Sana geliyordu. Yani. Kafa takım kuruyorduk hep ya. Kafa takımıydık biz. İkinci gibi. Şuna katılıyorum. Buraya gelecek oyuncuya 3 lira 5 lira fazla vereceksin. Vereceksin ya. Ver abi, süper. Sen şunu diyorsun. Diyorsun ki Göztepe'de oynayan oyuncuyu 200 bin euro daha ucuzuna alayım. Yok böyle bir şey. Alamazsın ya. Soner Aydoğdu al dedik yani 10 numaraya. Dedik ya. Yani Petrus'u Aziz, Aziz Beyiç'i söylemedik. Söyledik. Aziz Beyiç'i söyledik. Vermiyorlar dedin. Değil mi? Vermiyorlar dedi. Adam Kayseri Spor'a gitti. Sonra klişe şeyi söyledik. Başakşehir'in Elia. Premier Lig'den anlaşacak dediniz. Belçika Ligi'ne Kerim gitti. Kerim Fıral. Yani. Evet, birçok futbolcu fırsatı kaçtı. Bu anlamda doğru söylüyorsun. Ama işte abi bu şeye kadar, şu devre arasına kadar şimdiden, yani bu işte isimler kendileri de yani göndersin scout ekibini. Benim zerre umudum yok. Yani ne scout abi? Senin. Bilmiyor mu? Bak mesela şimdiden biliyor. Diyoruz kadroya giremeyen topçular var. Beşiktaş'ta var. Fenerbahçe'de var. Galatasaray'da var. İyi bir kadro kurmak ya istiyorsan. Alanya'da var. Ya Levent, biz diyoruz ki burada Serkan Reşber'i getir futbol aklı olarak transferleri, transferleri. Sen gidiyorsun Hekimoğlu Trabzon'dan Serkan Ünver'i getiriyorsun onun yerine. Ya biz ne anlatıyoruz, onlar ne yapıyor ya? Serkan Ünver kim ya? Erzurum. Kim ya? Canım çıksın Erzurum derdi, hakikaten öyle. Yani sen Zafer Demir'i beğenmiyorsun başkan, Serkan Ünver'i getiriyorsun. O kim ya? Gidin Serkan Reşber'i getirin ya. Dünyada tanımadığı, bilmediği, izlemediği lig yok ya. Gidin getirin ya, onun aklıyla hareket edin ya. Sizin aklınız iflas etti. İflas etti. 10 tane transfer yapmışsın, 8 tane FTT'deki oyuncusunu oynuyorsun. Neyi konuşacağız, neyi tartışacağız ya? Evet, mesela kurtarıcı olarak... Ya şey de doğru Burak, mesela... Ne diyoruz? Haftalardır. İşte kötünün iyisi diyoruz. Mesela Hamrun. Değil mi? Hamrun oynar, Hamrun takımı ileriye atar diyoruz. İşte bakıyorsun Hamrun'un geldiği yer, mesela bizi kurtarıcı olarak gördüğümüz, bize katkı sağlar dediğimiz işte futbolcu mesela Hamrun. İşte onu diyorum yani, ben yani. Ya işte mesela bak, oradan düşün abi. Mina cezalı. Yabancı stoper transfer etmişsin. Düşünmüyorsun ya. Oynatmıyorsun adamı ya. TKO'yu. Niye aldın? Niye aldın? Niye aldın? Hadi aldın.
kötü çıktı. O kadar güvenmiyor. Niye götürüyorsun Konya'ya ya? Cenk Ahmet'i niye götürüyorsun Konya'ya? Madem Osman Sabek oynayacak. Ya abi bak ben size bir, ya yemin ediyorum şu an Erzurumspor'daki 30 futbolcudan 17-20 tanesi Süper Lig'de ilk 18 esamen listesine yazılacak isimler değil. Vallahi billahi değil. Değil. Ya bu takım bak bu taraftar bunu hak etmiyor. Bak biz madem bu adamları izleyecektik bu taraftar niye o kadar cefa çekti? Bunları izlemek için mi o kadar cefa çekip yıllarca beklediler? Mesela şu şeye bir açıklama getirmeler lazım. Sadiku, Oltan ve Leo. Valla sadece o... Hayır, mesela bir açıklama getirmeler lazım. Mesela devre arasında konuştuk. Şeyi takip edeceğiz. Bizim defans penaltı yaptıran... Ben bir şey Murat söyleyeyim. Murat Uçar'ı takip edeceğiz. Ceza veremezler. Erzurumspor yönetimi bir tane futbolcuya ceza veremez. Seyircisiz maçta seyirciyle dönüp kavga eden bak seyircisiz maçta seyirciyle kavga eden futbolcuya sen özür dilettiremedin. Ceza mı bekliyorsun? Bak, Hüseyin Üneş ve arkadaşlarında bir futbolcuya 1 lira ceza verebilecek yürek yok. Açık söylüyorum. Bir tane futbolcuya ceza verebilecek yürek yok. Ne Hüseyin Üneş'te ne arkadaşlarında. Hasan Atipoğlu seyircisiz maçta tribünlere terbiyesizlik yaptı. Başkan açıklama yaptı. Özür dileyecekler dedi. Özür dilemediler. Halen de özür dilemediler. Halen de özür dilemediler. Ama oyunculara ceza verilmedi. Şimdi Murat Uçar kırmızı kart gördü. Son derece saçma sapan bir hareketle. Hiç olacak işte. Ceza meza veremezler. Veremezler. Yok çünkü. Bak. Yok. Özellikle yerli oyuncular, belli oyuncular son 10 gündür kulüp hakkında sağda solda konuşuyorlar. Konuştuktan da başkan biliyor. Ama birine hesap soramıyor. Birine ceza veremiyor. İşte niye? Ben burada sayın başkanı bizi ağırladığımızda sayın başkan dedi ki başkanım bak böyle böyle bu takımın bir tane abi vesaire dedi ki bu takımın abisi benim. Futbolcuların abisi benim. Demek ki değilsin başkan. Başkandan abi olmaz. Başkan ağırdır. Futbolcu senin karşına böyle değil, böyle çıkacak. Ama sen, bu abi de Serkan Ünver falan değil. Değil yani. Erzurum'da bir sürü futbolcu, eski futbolcular var, vesaire var, o var, bu var. Hiç olmadı bir sürü profesyonel var ya. Serkan Ünver kim ya? Vallahi sinirden dilim uyuşuyor konuşurken ya. 9 değil, 19 adamla gelse ne olur? Bak Makaris'e gelecekken Farnol isteyen şifonun suçu yok mu diye tamamen iftira bak onu söyleyeyim yani. Gitmiş adam. Değil. Alakası. Adam Makaris'teydi bir kere Seyiç'in gitmesini hiç istemedi yani. Farnol isteyen de o değil. Bizim programı. Farnol çaresizlikten transfer edildi. O net. Seyiç yarı yolda bıraktı. Makaris'le anlaşıldı. Uzun sürdü ama Makaris'in olmayacağını Burak 15-20 gün öncesinden başkana söyledi, ilettik. Çünkü menajeri Almeria'ya götüreceğini ta 20 gün öncesinde... 20 gün önce dedik ki Almeria, dedik başkan bak uğraşma bak bu adamı götürüyorlar. Bak gidiyor bu adam. Bak bu adam Erzurumspor'a falan değil. Yok yarın gelecek kimse. Uçağa binmedi diyoruz ya. Evet. O bize uçağa bindi dediği dakikalarda Burak dedi ki menajeri arattı Burak'ı. Dedi ki başkanın tavrından ötürü getirmiyorum adamı dedi yani. Getirmiyorum adamı Almeria'ya da imza attıracağım dedi ve neticede adam uçaktan inmedi dediği doğru çıktı adamın. Sonrasında Campana ile anlaştılar. Onu anlaştılar biliyorum. Protokol de imzalandı ama eşi Google'dan Erzurum'u istemiş söylenen. Campana olmayınca liglerin başlamasına 10 gün kala panikle Farnol'u transfer ettiler. Olay budur. Arşivlerde var. Mehmet Hoca da istediğim birçok transfer gerçekleştirilemedi dedi. Ha o doğrudur, yanlıştır. Vallahi gidersin parayı bastırırsın, Harun Tekin'i alırsın, parayı bastırırsın, Volkan Babacan'ı alırsın. Olur İstanbul'daki şirket kimi derse onu alıyorsun. Parayı bastırırsın, Serkan Kırıntılı'yı alırsın. Değil mi? İstanbul'daki şirket var ya beraber çalışılan bir menajerlik şirketiymiş. Sadece bize çalışıyormuş.
Ben öyle biliyorum. Vallahi sen... Benim bildiğim o. Yalansa, yanlışsa düzeltsinler. Şimdi o menajerlik şirketi bize çalışmamış. Yani bize çalışmamış, kendisine çalışmış. 10 oyuncunun 7'si yok. Kadroda yok 10 oyuncunun 7'si kadroda yok. Hadi biri şey, sarı kart cezalısı, 6'sı yok. Git Alanya'nın menajerlik şirketiyle çalış. Başakşehir'in menajerlik şirketiyle çalış. Yok abi, ne menajerlik şirketi? Alanya'nın, ben size söyleyeyim mi? Bir tane başkanın yanında bir adam var. İsmini unuttum. İsmini unuttum adamın. Bütün transferleri yapan o, biliyor musunuz? Göztepe'de. Bizim önümüzde hatta maç izlerken oturuyordu. Onun da ismini unuttum. Vallahi aklınız başımızdan gitti. Bütün transferleri yapan onlar. 2-3 ekibin... Ya bizde... Ya demek biz bir yazı yazıyoruz. Transfer. Futbolcuya yazdık. Görüşüyoruz. Abi görüşüyoruz, yok. Transfer at da devi işi değil işte. Parayı basacaksın. İmzayı atlayıp geleceksin. Gideceksin futbolcunun yanına. Bak gideceksin, tamam mı? Diyeceksin ki şu futbolcunun yanına gittiğin zaman futbolcu %70 şeklinde olur zaten. Tamam mı? Futbolcunun yanına gideceksin. İmzayı attıracaksın, geleceksin. Bu iş böyle, yoksa yazdım, mutabakız, görüşüyoruz, yaptık, hallediyoruz olunca hallolmuyor işte. Ya biz her sene transfer dönemini iki isim üstünden götürüyoruz ya. Her yıl, bak her yıl bir sene Pazdan'ı konuştuk. Pazdan'la o forvetteydi Kosto. Bir yıl. Pazdan'ın niye olmadığını da biliyorsun değil mi? Anlaşıldı, her şey bitti. 50 bin euro daha indirim yap dediler, adam gitti Ankara Gücü'ne. Yani anlaşıyorsun, bitiyor. 50 bin euro daha indir deyince adam gitti Ankara Gücü'ne. Ve biz Pazdan alsaydık ligde kalmıştık. Çünkü Egemen'in sakatlığından sonra biz küme düştük. Yani 50 bin euro için 100 trilyondan olduk biz yani. Mesela 50 bin euro imza atmış olsaydı 50 bin euro kara geçmiştik. Ben daha bir şeysin. O sene ben bu, çok geçmiş olay da, yani bakış açısını anlatmak için bunu anlatıyorum. Serkan Kurtuluş geldi. Bak dedik ki bu adam bedava geldi. Ya bedava geldi de kaybettireceğine bak sen. Getirdiğine bak. Bedava dediği adam 100 milyona mal oldu. Bedava sezonu gitti. Bedava beni al o zaman. Beni al. Dedi zaten o zaman biz oynayalım. Bedava getireceğin Süper Lig'de topçu çok. Ben, sana şimdi 30 tane ben ya. Umudu kestim. Bak Levent abi vallahi bak yemin ediyorum ben transfer... Yani her sene aynı şeyleri konuşmaktan bıktık ya. Ya her sene aynı şeyi konuşuyoruz artık. Ben usandım burada ya. Valla yapmak zorunda bu. Tekrar söylüyorum. Kesmeyi yapmak zorunda. Yani yapmazsa... Yapmazsası şu, yani en geç pazartesi günü başkan açıklama yapma zorunda Hüseyin Üneş. Ya hatalarımdan ders çıkardım, adam gibi transfer yapacağım, 3 liranın 5 liranın hesabını yapmayacağım. Transferde cimrilik yapmayacağım. Ya başka işlerde yap. Mesela özel uçak kiralıyorsun, onda pazarlığını yap. Dibine kadar yap. Tabii. Ona itirazım yok. Otelde kamp yapacaksın. Kamp masrafı 200 milyar. Yap onu 100 bin liraya düşür, ona itirazım yok. Sezonluk forma alacaksın. 2 trilyon. Onu 1 trilyona düşür. Dibine kadar pazarlık yap. Ona itirazım yok. Ama tamamen yani doğaçlama, yani Abubakar'ı transfer edeceksin. 100 bin liraya sebep Abubakar'ı da elinden kaçırma yani. Örnek yani. Tabii. Sen Cilerme gibi bir adamı yakalamışsın. Belli bir potaya getirmişsin. 50 bin lira daha fazla koy üstüne. Ver al. Bonus koy. 10 maça bilmem ne bonusu koy. Daha cezbet yani. Cezbet. Vallahi Hüseyin Kul, kusura bakma da 3. haftada takımı UEFA'ya gönderen de sizdiniz. Yazıyordunuz buradan takım UEFA'ya yazmış ki Hüseyin Kul. Orkun Çizmeli, hani takım uçuyordu, el birliğiyle şifoyu gönderdiniz, helal olsun size diye de. Yani takım 3. hafta UEFA'ya gönderen de sizlerdiniz. Ya ben diyorum bak, Levent abi, Orkun abi biliyor. Biz o zaman takımın eksiğini ben sosyal medyada yazdık, konuştuk diye. Dediler ki Ali Demirhan adamı o yüzden eleştiriyor dediler. Abi ligin ilk haftasında, haftalarında biz konuşmadık mı? Kaan'ı, Murat Uçar'ı, Cenk Ahmet'i, Hasan Akıtoğlu'nu. Biz burada konuşmadık mı? Yani o ne anlama geliyor mesela? Hayır, mesela şunu söyleyeyim. Ve biz burada takım 7 puanla 5. sıradayken biz gerçekçi olalım, biz ligde kalmaya oynayacağız dediğimizde bize... hele bu şehrimin gazetecisine bak, UEFA'ya gitmeyi konuşmuyor, hedef etmiyor diyen kimdi? Yani onu diyorum işte. Biz zamanında eleştirilerimizi yine yaptık. Yine yaptık. İdare etme mantığıyla transfer olmaz demedik mi? Konuştuk. Tabii şey de var, mesela Novi Kovac. Sen Novi Kovac'a kötü futbolcu diyebilir misin? Diyemezsin. Ne? Ama düşüş demiyorum. Bak ben dedim ki mesela
Bak şimdi Novi Kovac'la alakalı ben hangi maç? İçeride oynadığımız maçtan sonra biz burada dedik ki Novi Kovac düşüşte. Novi Kovac'ta bak dikkat edin, Novi Kovac'ta bir düşüş var dedik. Ne? Bak dedik. Hatta Sivas maçı olabilir. Sivas maçından sonraki maçta. Rize maçıydı herhalde. Dedik ki bak Novi Kovac düşükte. Ekstra işler yapmaya başladı Novi Kovac. Takımdan bağımsız oynuyor dedik. Vallahi kusura bakmayın. Biz bunu burada görüyorsak siz de göreceksiniz bunu. Ona göre uyaracaksınız. Bu takıma inanın diyen de sizdiniz. Orkun çizgi. Tabii inanacaksınız ya. İnanma mı diyeyim yani? Ne diyeyim? Sırtını mı dön diyeyim yani bu takıma? Ya yorumlar çok güzel. Yani transfer bitmiş. Allah, Yusuf Ayşen çok güzel yazmış. Ucuz edin tiri diyemez. Evet. Ya bu kadar basit yani. Ya takıma güvenin demek de suçlanıyoruz mesela. Ya, yok abi yorumlarda öyle takılmayacaksın. Yani. Hiç takılmayacaksın. Ya, insanlar da hakikaten ya. Millete de ben çok görmüyorum. Ya. Herkes sinirli abi. Vallahi ya, ya ben kendi adıma diyorum dengemiz bozuluyor ya. Hani göz göre göre bunların gelmesi insanların şey yapıyor. Bir şehir, herkes aynı şeyi söylüyor. Hakikaten öyle. Kim yazmış? Muhammed Emin Karasu. Bak Süleyman Urma'ya. Bak transfer öyle yapılır işte. Bak dedim, harmanlama dedim, odur. Evet. Birincilik ne? Süper Lig harmanlaması odur. Süper Lig'e kaliteden getirdi. Oradan NDI'leri falan getirdi işte. Kendi elindeki futbolcuları harmanladı. Öyle takım yapılır. Karagümrük, playoff'tan çıkan Karagümrük şu an düşme adayları arasında gösterilmiyor. Ama sen aynı. Biz Süper Lig'e de çıkıyoruz aynı kadro. Düştük yine aynı kadro. Süper Lig'de Süper Lig kadrosuydu. O zaman da bir şeyimiz vardı. Çıktık yine aynı kadro. Niye çıktık biz ya? Ya niye çıktık ben? Stoper'de Gökhan kardeş izleyeceksem yenilmek için mi çıktım? Niye bu millet o kadar cefa çekti? Niye çıktık o zaman? Millete can simidi olduk. Takımları. Moral olmak için mi çıktık? Devre arası önemli transferler kimse şart. Kimse kusura bakmaz. Sayın Mehmet Sekmen haklı. Haklı çıktı. Haklı adam diyor ki vereceksin parayı. Kalitesini alacaksın. Ya 3 senedir forvet arkasına transfer yapın diyoruz. 3 senedir bizi dinleyen kimse yok. Daha ne diyelim mesela? Nasıl konuşalım da? Yani hani sol bek Kaan bizi mahcup edecekti. Evet. Ya bir Trabzon maçı haricinde maçı yok yani. Bak gol attı Antalya Spor maçında bile kötü. Bir tek Trabzon maçı var. Başka bir maçı yok. Mücadele, mücadele, mücadele. Burak doğru bir şey söyledin. Mücadele. Yenilebilirsin. 3-0 da yenilebilirsin. 4-0 da yenilebilirsin. Ama o mücadeleyi... Ahmet Hanımlar yapılacak olanı söylüyorum. Yani... Şimdiden ya başkan rotasını çevirecek, hatalarından arınacak, devre arası adam gibi transfer yapacak ya da bırakıp gidecek, bu işi adam gibi yapacakları önünü açacak. Başka şu anda yapılabilecek bir şey yok. Yani kalan transfer dönemine kadar olan 6 maçı bu oyuncularla oynayacaksın. Başka seçeneğin yok. Al birini vur ötekine. Yani Murat Uçar olmazsa Cenk Ahmet oynayacak, bir farkı yok. Kaan Kanak olmazsa Mücahit oynayacak, bir farkı yok. Gökhan kardeş olmazsa Teke oynayacak, bir farkı yok. Hasan Atipoğlu olmazsa Teke oynayacak, bir farkı yok. Yok yani. Tabii, aynen öyle. Kimden oynayacaksın? Yani Petrus olmazsa Donald oynayacak. Var mı başka bir seçeneğin yani? Şu anki kadro yapısı bu. Onu şöyle bağlayayım. Yani, 3-4 futbolcuyu ayıracaksın devre arası da olsa. 3-4 futbolcuyu ayıracaksın. Diğer bütün futbolculara yolunu ayıracaksın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir forveti 6 ay alan, 3 ay alan başka yönetimden ben 10 gün içerisinde, 20 gün içerisinde 7 tane kaliteli futbolcu getirmesini beklemiyorum. Vallahi futbol, bak bir kulübü yaşatacaksan bu ligde tutacaksın. Aynen öyle. Süper Lig'de olduğun müddetçe varsın. Bak Süper Lig'den düşersen geçmiş olsun. Bak koskoca Bursa Spor Camiası'na gidiyor. Geçmiş olsun. Bursa Spor Süper Lig'de olsaydı sponsorunu da bulurdu, her şeyini bulurdu. Tabii. O borca rağmen yaşamaya devam ederdi. Ama alt ligde o iş öyle olmuyor yani. Yılların Bursa'sına kimse sponsor olmuyor yani. O paralara sponsor olmuyor. Onun için borçsa borç, riskse risk, ekonomik risk yani. Gideceksin kardeşim. Yani Abubakar'ı transfer etmen gerekiyorsa Abubakar'ı transfer edeceksin. Josef De Souza'yı transfer etmek gerekiyorsa, Perotti'yi alman gerekiyorsa gidip Perotti'yi alacaksın kardeşim. Bir de Fenerbahçe'den örnek vereyim, hiç yapamaz. Diyorlar ya. Ha, diyorlar Beşiktaş'tan. Ha.
Yani gideceksin kardeşim. Belhan dayanman gerekiyorsa onu alacaksın yani. Tabii. İyi futbolcu. Güzel bir ya iyi futbolcu. İyi futbolcu her kardeşim. Zaman iyi futbolcudur abi. Yani. Pahalıdan ucuzunu bulamazsın futbolda. Ya bir adam ya Paris Saint-Germain. Affedersiniz çok özür dilerim. Yani eşek mi bu adam? Trilyonları, milyon euroları harcıyorlar şey bunlar. İşte Galatasaray'da Falcao'yu niye getirdi? Niye getirdi? Veya işte Real Madrid. Veya işte büyük takımlar niye getiriyorlar yani? Ya salak mı? Parayla. Ya bu bak parayla alacaksın. Ondan sonra şovunu yapacaksın. Bunlar da sana para kazandıracaklar. Bir çark kuracaksın. Rize Spor Remi'yi aldı. Helal olsun yönetimi. 1,5 milyon euro. Kaç lira yapıyor? Bende de Skoda şey var ha. Skoda gibi Skoda bir adam, gibi var, adam var. Tamam. Şimdi Remi kaç para? 1,5 milyon euroyu almış. 4 tane o gün. 4 tane maç kazandı. Parasını çıkardı. Aynen parasını çıkardı. Parasını çıkardı. 2,5 milyon TL'den 10 milyon etti. Tamam cebine koydu. Remi artık sana bedava oynuyor. Şu an itibariyle Remi bedava oynuyor. Sen Petrus'u alıyorsun. Murat Uçar'la oynuyorsun. Hasan Atipoğlu'yla oynuyorsun. Kaan'la oynuyorsun. Kayacan'la oynuyorsun. 7 maçta 21 trilyonu elinin tersiyle itiyorsun. Ve daha da çok iteceksin yani. Kimse kusura bakmasa isimler, kimse kusura bakmasın. O Bertan da olmaz, Emrah Başsan da olmaz, İbrahim Aktağ da olmaz, Hamrun da olmaz. Olmaz olmaz. Kimse kusura bakmasın. Ve biz hala diyoruz olmaz. Ki o Bertan olmaz. Niye girdi, niye çıktı? Kurtarıcı diye işte oyunu almasını beklediğimiz Hamrun'u birincilikten getirdin. O da birincilik topçu. Tabii. Onu diyorum yani. Aynen öyle. Ve ona sarılıyorsun ki Hamrun girsin de belki işte takım ileri atar. Levent şimdiden transfere başlayacaklar kardeşim. Bana kimse masal anlatmasın. Biz 5 Ocak tarihi itibariyle yani 5 Ocak bile gelmeden biz oyuncularımızı biliyor olmamız lazım. İşte az önce dediğin yani işte gidip antrenmana çıkacak. Gidip Beşiktaş'ta var değil mi boşta? Beşiktaş'tan birini alacaksın, Lens'i alacaksın, Galatasaray'dan ya işte tamam Lens'i alacaksın mesela. Yani. Lens'i alacaksın, Emre Taşdemir'i alacaksın. Şener'i alacaksın, Emre Taşdemir'i alacaksın. Alacaksın abi. Alacaksın. Ha ya da almayacaksansa bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceksin. Bırakıp gideceksin. İşte ama şimdi gideceksin ha. Yarın düştüğümüz zaman kimse bırakıp gitmesin. Yok yok şimdi. Bu seyirciyle düşersek gelip Bal Ligi'nde Allah korusun beraber maç izleyeceksiniz Ilıca'da. Öyle bıraktık yaptık bıraktık gitti yok. Bunu ben sadece Erzurumspor yönetimi Sayın Başkan için demiyorum. Bütün yönetimler için. Cefasını taraftar çekiyor. Bu millet Ilıca'da maç izleyecek çamurun içerisinde bugünlere gelebilmek için. Geleceğiz geleceğiz Hasan Atipoğlu'yla Gökhan kardeşi izleyeceğiz. Valla Caner Doğan çok doğru söylüyormuşsun ya. Orkun Çizmen'den yorumcu olursa takımda bu kadar olur. Senden taraftar olursa, değil mi yani güzel kardeşim? Sen yap mesela bir program, seni zevkle seyrederim kardeşim yani. Ama şey söyleyeyim, Mehmet Sekmen takıma el koyacak. O belli. Ya ben onu hissettim. Ben dün hissettim. Bir şey olması lazım. Çünkü başkan uzun zamandır maç önündeki programlara söyledim ya. Başkan uzun zamandır kulübe gitmiyordu. Dün kulübe gitti. Yani bu önemli bir şey. Vallahi gitmekten çok öte artık. Yani yapacak. Yani ben onu hissediyorum yapacak. Yapması da lazım çünkü Burak geçen hafta örneği vermişti. Mehmet Sekmen'in ne kadar fanatik bir Erzurumspor taraftarı olduğunu biliyoruz. O tribündeki biliyorsun kalkıyor ayağa. Yani Sekmen buna müsaade etmez. Edemez yani. Etmez müdahale edecektir. Mesela dün muhtemelen de konuşmuşlardır. Fenerbahçe'de Sadık var stoper. Getiremez. Yani. Gelme getir. Görüşüyoruz. Beşiktaş'ta Boyd var. Lens var. Ben vallahi umudumu kestim artık transfer konusunda. Vallahi umudumu kestim. İşin açığı bu. Abi o zaman bıraksınlar. Yok bıraksınlar abi. Aynı şey bıraksınlar o zaman. Bir tane yöneticisi var. Şu an kulübün. Bir tane yönetici var. Hüseyin Cimşir Trabzonlu. Söyleyeceksin hoca Trabzonspor'dan bakacaksın. Bak şeyde hani Sedat Taş demiş, Cemal Polat da demişti ben çıkardım bu takımı ben düşürürüm. Yok bu koca bir yalan 20 yıldır geliyor. 20 yıldır bu yalan geliyor. Bak bir şey dikkat çekeceğim. Şimdi biz burada Erzurum kanalıyız. Herkes biliyor, herkes izliyor. Hep izleyenler Erzurumlu. Hocanın yeni ekibinde. Öyle. Troll hesap açayım. Hesapları kontrol edeyim.
kim ne yazmış, ne yapmamış, sağa sola uçurayım diyorsa hiç zahmet etmesin. Biz zaten buradayız. O kendini biliyor şimdi, anladı zaten. O gizli mi? Heh. Biz gizli program yapmıyoruz açık biliyor, açık. Biliyor, öyle hesapları falan hiç incelemesin. Sağdan soldan kardeş, da burası... hesap görürsek, tamam mı? Kardeş, burası, burası Hekimoğlu Spor değil. Aklını başına al. Yani, bismillah demeden yani... Emrah Tüel demiş ki siz cennet duygusal değil. Kimler gitmesi lazım? Az önce saydık. Ya belli yani. Otosporcunun 20 tanesi gitmesi lazım kardeş. Belli ya yani. Ricardo Gomez. Sadiku. İlk 11'i say. Bak. Uzak. Yok, bak Ricardo Gomez. Sadiku. Raşat Muhammed. Raşat. Davi Kovas. Sisokko. Sisokko. Hamrun. Mina. Bu kadar. Benim listem bu. Bunun dışındaki herkes evet, geçmiş gönderir. Olsun. Ama Malatya'dan diyorlar ya. Bak ben Mina kalmalı bu takımda. Mina devam etmeli. Mina defansı toparlar. Bak Cumhurbaşkanı. Abi ben öyle şu, Mina kalmalı. Ben öyle ya şimdi örnekler var ki şimdi bak diyorum ya transfer konusunda gerisi, benim şahit olduğum bak geçmiş dönemlerde şahit olduğum örnekler var. Bak söylersem yanlış anlaşılacak, tamam mı? Yine birilerinin adamı diyecekler farklı şekilde. O yüzden susuyorum. Ama transfer nasıl yapılır? Bak transfer nasıl yapılır? Kimseye sormuyorlar ki. Ya kimseye sormuyorlar. Sormuyorlar ki. O İstanbul'da o menajerlik firması hangisi? Gelsin kurtarsın şimdi. Kendilerine. Gelsin bu takımı kurtarsın. Özel şirket. Hizmet veren, istatistiki raporlar sunan falan o müthiş firma ona sahibini, yöneticisini çağırıp sorması lazım başkan. Demesi lazım ki yani. Hani ya? Bana aldırdınız onu 10 adamın 7'si yok. Kadroda yok yani. Nerede bu adamlar? Vallahi artık yani hakikaten... Biz geçen hafta ne dedik? Yani Mehmet Hoca... Yani problemi hocaya indirirseniz yanlış yaparız dedik değil mi? Yani bu defanstan, bu savunmayının, bu oyuncularından Fatih Terim'i getirsen bir şey yapamaz. Yani Fatih Terim ne yapsın şimdi 10. dakikada eliyle oynayan Murat Uçar'a ne yapabilir ya yani? Süper Lig seviyesinde bu olur mu Allah aşkına ya? Bir de ben mesela... Teknik direktör olsam... Abi Montun'u senin mikrofonda izleyeceğini çok uyardılar çünkü ses yapıyormuş. Şöyle şey yaparsan... O kalbimin küt küt sesi der yani. Mesela teknik direktör olsam, bir takım bana teklif getirse, kadroya bakarım. Dedim ki ben bu kadroyu yönetemem. Mesela Hüseyin Hoca. Ya ben şuna inanıyorum yani, inanmak istiyorum. Yani Hüseyin Hoca gelirken bu takımı mutlaka izlemiştir. Bu takımı takip etmiştir. Değil mi? Yani maçlarını izlemiştir. Ya en az bir 7-8 tane futbolcu veya 6 tane futbolcu sözü almıştır. Ya çünkü başka türlü ya mesela ben kabul edemem. Yani ben bu takımla ben düşerim derim başkan. Ben sen bana bunların sözünü veriyorsan ben geleyim derim. Ya böyledir herhalde yani. Tabii. Hatta isimleri bile belirlemiştir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ya tekeyyü yani en önemli savunma oyuncun cezalı olduğu maçta düşünmüyorsun. Oynatamıyorsun. Güvenmiyorsun çünkü. Yani. Şimdi o menajerlik şirketine sormak lazım. Ya TKO'yu var ya, Erzurum'dan kim tanıyordu? Ne bir yöneticinin, ne başkanın, hissedikleri ben inanmıyorum. Hiç ya. Kimse tanımıyordu. Bak yemin edebilirim. Bak sana yemin edebilirim. Vallahi de billahi de yönetimden kimse TKO'yu tanımıyordu. Petrus'u da tanımıyorlardı. Hatta ileri gitme Ricardo'yu da tanımıyorlardı. Yönetimden hiç kimse. Tamam mı? Hiç kimse. Petrus'u ve TKO'yu biz de tanımıyorduk. Ama sen tanımadığın bir futbolcu üzerinden kulaktan duyma bilgilerle bir şehrin kaderini bağlayamazsın. Yatırım yapamazsın. Sen tanısan bile ben mesela atıyorum. Ben diyorum ki Lens bir Erzurumspor'da çok iş yapar. Ben böyle düşünsem bile yanımda birkaç kişiden fikir alırım. Ya yapar mı? Orkun abi ben yapar diyorum ama sadece senin bildiğin de doğru değil. Bilindik futbolculardan. Ya konuşuyoruz, İşaret. Tartışıyoruz. Hani bazı oyuncular üzerinde biz seninle de konuşuyoruz. Yani şimdi bir isim var mesela hafta içi onun tartışmasını yaptık. Belki transfer gündemine gelebilir falan diye.
Emin ol bunlar yapmıyorlardır yani ya. Yani bu kadar bak insanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı bu kulübün onursal başkanını bile bir kenara koydu. Kulüp başkanı olarak senin yanında yer aldı değil mi? Tabii. Ya bu camiaya, bu oyuncuları sen nasıl layık gördün başkan ya? Allah rızası için ya. Yani sol bek diye yalvarıyoruz. Transferin son günü, son yarım saat içerisinde 6 ay oynamayan Leo'yu getiriyorsun. Sus payı, susturayım. Ama Leo hazır değil. Ya bu taraftan susturma hazır değil. Transferiydi. Ve biz konuştuk, inşallah sol bek almışlardır, stoper düşünmüyorlardır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Leo'nun stoper oynaması lazım şu anda. Şu takımda. Bir yani de, Mina'yla birlikte Leo'nun stoper oynaması lazım yani. Tarık Barış çok güzel yazmış. Bir de bu transferleri gizliyoruz ha. Ya sen bunları vitrine koysan kimse almaz. Ya o TKO da şeyden etkilenmiş olabilirler Burak. O YouTube'a yazdığın zaman takla atarak taş atıyor ya bir tane. Ya abi bak hakikaten. Yani hiç futbolu bilme. Bak hiç futbolu bilme. Bak hiç futbolla alakan olmasın. Senin önüne bir kağıt koysunlar. Senin sol bekin kim alacaksın? Kaan Kanak. Ya Alanya Spor'da senin rakibin. Süper Lig'de senin rakibin. En Sakala'yı göndermiş. Bak En Sakala'yı göndermiş bir Alanya Spor. Onun yedeğini... Onun yedeğini düşünmüyor bile yani. Adam o kadar basat. Diyor ki ben sol bekimi gönderdim ama bu da gitsin. Belki sol bek... Bak iki tane sol bek almayı göze alıyor. Yani yedeğini bile düşünmüyor. Sen bu adamı alıyorsun. Gazişehir'in oyuncusu. Alt Lig'de oyuncusu. Mücahit'i alıyorsun. Sol bekte oynatıyorsun. Buna güveniyorsun. Ve o Mücahit'i de biz geçen sene bir sezon boyunca diyoruz ki şampiyonluğu oynayan takımın sol bek olmaz diyoruz. Sen getiriyorsun. Bu nasıl bir tutulmadır? Hakikaten ya. Ya hakikaten yani bunu yani hakikaten nasıl düşündür? Şu sol bek sağ bek mevzusu. Tekav. Ya tekav ne ya? Ya Burak. Hakikaten tekav ne ya? Güzel bir örnek verdi. Yani oraya gitme. Bugün Konya Spor maçında gördük. Ahmet Çalık örneği. Sen Mina cezalı duruma düşüyor. Yerine koyduğun adam Hasan Atipoğlu. Ahmet Çalı adam sonradan oyunu alıyor. Ve işte yedeği. Yani. Biz şey yapıyoruz. Biz karşı taraftan şey bekliyoruz. Yani görüşme evraklarını bekliyoruz. Anlatabildim mi? Yani bizim mutabıkız. Yani bizim şeyimiz o abi. Anlatabildim mi? 20 gün biz Şili milli takımının oyuncusuyla mutabıktık. Makarise ile mutabıktık bir ay. Ama ikisi de bizim oyuncumuz olmadı. Olmadı. Şeyle de mutabıktık. Nantes'in santiforu. Onunla da mutabıktık her konuda. O da yok. Mutabık olduklarımızda yokuz yani. Emrah Bakar yazmış ki hani bu başkan PTB'nin son 4 adı Süper Lig kadrosunu hazırlamıştı. Ya tabii ki. Şu an tekrar geriye dönsek tekrar aynı şeyleri düşünürüz. Dedik ki ya çünkü ne sorsak hani tamam çok iyi takım kuracağız. Şunlarla görüşüyoruz. Orkun abinin dediği işte. Onunla görüşüyoruz. Bununla görüşüyoruz ama ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Elle tutulur. Vallahi bilmiyorum artık. Ben umudu kestim transfer konusunda açık ve net. Vallahi insan yani bir hafta sonumuz rezil rusu oldu. Bir hafta içi abi öbür maça kadar. Benim moralim 10. dakikada benim için maç bitti. Ya, yani sadece maç bitti. 10. dakikada hayallerimiz de bitti yani. Evet. Her şeyimiz bitti. Evet Burak Düşer. Gardımız düştü yani. İkinize de teşekkür ediyorum. Vallahi biz izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu böyle devam etmez. Bir an önce toparlanır Erzurumspor. O toparlanmayı da Hatay Spor karşısında bekliyoruz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Serkanlar Sigorta 444-68-11 hem işinizde hem de evinizde İçiniz rahat olsun Serkanlar sizinle 444-68-11 Serkanlar Sigorta güvencenizdir Serkanlar Sigorta serkandaş sigorta.com.tr Serkandaş Sigorta güvenceniz